hakemlere yönelik eleştirileri de vardı. O bölümü de birazdan yayınlayacağız. Serdar Sarı'da sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bence orada en önemli noktalardan biri de, tabii çok önemli noktalar var. Birincisi mektupla ilgili, yani ben yayına girmeden önce de konuştum sağla solla. Hani mektubun resmi bir evrak olmadığını biliyordum. Murat Müdürüm'ün de söylediği gibi işte elden verilen bir mektup olduğunu duymuştum. Ama yeni gelen bilgi bu mektup genel sekreterliğe gidiyor önce. Genel sekreterliğe gitti mi kayıt altına alınıyor herhalde. Daha sonra mektubu genel sekreterlik Servet Yardımcı'ya göstermişler. Sonrası mektubun hani orijinali. Ama mektubun üzerinde şu yazıyor. Sayın Servet Yardımcı diyor. Onu bilmiyorum. Yani ama şahsa mektubu, iletilmiş. Demek ki genel sekreterlikten ona geliyor. O verdiğinde hem istifasını vermiş. Bir zarf içerisinde ben istifa ediyorum demiş. İkinci zarfta da ben Servet Bey'e bir mektup bırakıyorum. Kendisine iletin demiş. Tabii yani içinde talimat, ne yazıyor bilmiyorum. Tabii yazdığını söylüyor Sayın Başkan zaten. Öğrenmiş ne yazdığını. Tabii içeride ki bu talimat nasıldır? Yani bir metin evet. verildiği zaman nasıl işlem yapılır? Onları tam bilmiyorum. Mevzuat nasıl? O önemli nokta senin de dediğin gibi. Bir diğer önemli nokta ise MHK Başkanı yani bir Ferhat Bey. Ferhat Gündoğdu değil mi? Onunla ilgili söyledikleri bence en önemli nokta. Ve açık özür diliyor. Yani onunla ilgili söyledikleri bence en önemli nokta. Çünkü o gün o operasyon durdurulduğunda ki kurunun yanında yaş dayandı. O operasyon durdurulduğunda bunun dedim Türk futbolunun kimyasını bozacağını söylemiştim. Çünkü neden o hakemler artık eskisi gibi çok rahat bir ruh haliyle maçları yönetemeyecekler. Ne görev verirlerse yapamayacaklar. Bu bir sıkıntıyı doğuracak. Ha bu olmasaydı bu operasyon devam etseydi yine bir geçiş dönemi olacaktı. Genç hakemler gelecekti. Bence Ali Koç'un orada söylediği en önemli noktalardan biri de eski MHK Başkanı'nın haklı olduğunu söylemesi bence. Yani Türk futbolunun önemli isimlerinden biri tabii. Ama Sayın sevgili Başkan. Cüneyt bak hakikaten Erman Hoca iki gündür çok enteresan şeyler söylüyor. Çok önemli açıklama. Bak gerçekten çok önemli. Yani Erman Hoca'nın bu yaştan sonra kendi reklamını yapma gereği olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben de bazı bilgiler alıyorum, duyuyorum, ağzımın açık kaldığı konular. Ama benim çok uzmanlık alanım değil MHK'nin içine girebilmek. Ama Erman Hocam o dünyadan gelen bir insan. Söyledikleri gerçekten çok önemli. Artık insanların kafasında madem benim marka değerim var diyorsunuz, madem bu futbol gelişsin diyoruz, madem izlenmeler artsın diyoruz, bu işi kulüpler birliği çözebilir diyorsak artık bu işin dehlizlerine inilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ne oluyor oralarda, ne bitiyor oralarda bunu da yapabilecek kurum yani savcılıklardan önce Türkiye Futbol Federasyonu MHK'nin kendisi. Yani bak hocamla yayına girmeden önce dedi ki mecbur hakem konuşacağız dedi. Mecbur. Biz istemez miyiz oyunu konuşalım? Ben de isterim İngiltere'deki yorumcular gibi 4-4-2 işte efendim o ne güzel oynadı bu ne güzel oynadı ama olmuyor öyle işte. Ama maalesef ucu almadın. yine tahta almadın. Doğru. Taktik tahtası almamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yani hakem konuşmak zorunda kalıyoruz Cüneyt. Yani biz bunları isteyerek konuşmuyoruz ki oluyor bir şeyler ki konuşuyoruz. Mesela bugünkü penaltı örneğin en basit en yakın konu olduğu için söylüyorum. Bu iş çözülmeden de isterseniz bu lige yeni bir marş yapın. Bir beste yapılıyor ya Şampiyonlar Ligi'nin müziği gibi. İsterseniz bir logo çizin, yeni bir logo çizin, yeni bir sosyal medya hesabı açın. Olmaz. Yani bu hakemlik işini, bu futbolun dehlizlerini temizlemeden o marş notasız çalar. Yoksa ihtiyacı olan marş, hazırda olan cenaze marşı olur. Yani futbolun cenaze namazını kılacağız yoksa yakında. Gökhan Hocam siz de yıllardır futbolun içindesiniz, sahadan gelen bir isimsiniz. Yönetici tarafında biliyorsunuz, antrenör tarafında biliyorsunuz. Bir temizlenme şart tabii futbolda. Ya dürüst futbol istiyoruz diyor değil mi? Herkes dürüst futbol istiyoruz diyor. İşte Sayın Erdoğan Timur çıkıyor, dürüst futbol istiyoruz diyor. Elimde belgeler var diyor. Ben buna zamanı geldim açıklarım diyor. Sayın Ali Koç çıkıyor, oldukça uzun bir konuşma yapıyor. En son bir mektup bırakıldı diyor. İçinde 3 tane isim var diyor. Ama ben şimdi bunları açıklamayacağım diyor. Ben şimdi bunları açıklamayacağım diyor. Biliyorum kim olduklarını. Sonra elim kuvvetliyken yani bana faydası olacağı zaman dokunuyor. Bilgi değerlidir diyor. Bilgi değerlidir diyor. Bunu zamanı geldiğim zaman açıklayacağım. Ya kimse dürüst olmuyor ki.
Eğer belinde böyle bilgi varsa sen de açıklayacaksın. Sayın Erden Tümer'e zaten söyledik, o da açıklayacak. Herkesin işine geldiği zaman açıklıyor, işine gelmediği zaman susuyor. Biraz canı yanan başlıyor konuşmaya, diğer canı yanan bekliyor bekliyor, ondan sonra o da konuşmaya başlıyor. Ya ellerinizdeki kartları açın artık. Yani bu futbolu madem dürüst futbol istiyorsunuz, madem hepinizin başı ağrıyor bu işlerden, herkes elinde iki kartı açın. Herkes kartı ortaya döksün ki bilelim kim nedir ne değildir. Yani bu işte hep gizli birileri var ama o gizli birileri kimse çözemiyor. Yani şimdi sorsanız kim bu organizasyonu yapan? Herkes kendisine göre isimler söylüyor. Ya ortada bir şey varsa oturun bir araya gelin artık çözün bunu. Yani federasyon da olsun, federasyon yönetimi de olsun, kulüpler olsun bir araya gelin. Ortak problemler hepimizi ilgilendiren problemler. Artık bilgileri kendimize saklamayalım, biraz da paylaşalım. Yani yanlış gördüğünüz şeyi paylaşalım. Yoksa tamam bu bilgi çok değerli, ben işime geldiği zaman şimdi tutuyorum, zamanı gelince söylerim. O zaman da bir türlü gelmiyor zaten. Ancak çok canı yanacak o zaman isim açıklanıyor. Onlar... İş işten geçmiş olduktan sonra. İyi strateji tabii onlar, bir satranç. Ama yani herkesin bilme hakkı var. Öyleyse bir tek senin işine geldiği için. Ya ben şimdi... Ben 3 saat şunu, hocam. Şunu anlamıyorum üç, ben. 3 saat izledim. Notlar tuttum sayfalarca. Yani gerçekten şu cümleye inanamadım. Bak bunu bir daha söyleyeceğim ve baktım emin olmak için. Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görseniz tepki gösterin. Hatta fotoğraflarını çekin. Ne olacak tepki gösterince, ben onu anlamadım. Şimdi bu, ne oluyor hakikaten? Bu nasıl bir cümle yok, ya? Yok yok, ne oluyor yani? Tepki gösterince ne oluyor? Geliyor bir taraftar, bir hakeme gidiyor. Sen bundan nasıl yemek yer misin diye soracak. Veya fotoğraf çekip paylaşım mı yapacak yani? Hayır yani çocuğu olamaz mı yanında? Ya karısı olamaz mı? Kardeşi olamaz mı? Gerek yok yani. Ben annesi şimdi, olamaz mı? Ya ben şimdi Beşiktaş'ım. Gidip bir Galatasaraylı arkadaşımla yemek yiyorsam bu suç mu yani? Bu kadar mı ya kutup başlayacağız yani? Tabii ki suç yani? Değil. Gökhan Hoca o değil. Murat Özbostan diyor ki hedef göstererek tamam işte. Aileleri çoluk çocuğun arasında böyle evet. Bir eylem olursa diyor. Yani işler farklı noktaya gider. Onu hocam istiyor. Aynı yere geliyor yani sen bunlara hedef gösteremez. Özel hayatına giremezsin ki. Sen neye giriyorsun yani ailesiyle veya bilmem bir arkadaşıyla oturdu mu? Sonradan bak birisiyle görüştü, bu Galatasaraylı'dı, bu buradan, onun bağlantılarını yani bir komplo teorileri içindeyiz. Herkes bir komplo teorileri içinde ya. Ve şuna oluyor yani ben şuna bağlıyorum, o kadar büyük harcamalar yapıyor ki hakikaten bu işin ucu açık yani önü açık yani korkunç harcamalar yapıyorsunuz, başarısıza da tahammülünüz yok. Kendi yaptığınız hatalardan hiç bahsetmiyorsunuz. Hep topu başka taraflara atıyorsunuz. Hiç mi hata yapmıyorsunuz siz yani bunları yaparken? Biraz da hakikaten yani çuvaldızı başkasına mı, iğneyi de kendinize batırın biraz yani. Biraz görün bunları. Veya bir çözülecek bir şey varsa gelin bir araya çözün. Hakikaten çözün yani. Her hafta herkes kendi işine geldiği gibi konuşuyor. Canı yanan konuşuyor bugün. Sayın Süleyman Urma neden bağlandı? Canı yandığı için bağlandı. Başka bir şeyden de durup dururken bağlanmadı. Bak dedi, benim hakkımı yendi. Böyle bir şirileri var. Ya varsa birileri sen de açıkla. O birileri kim işte? O birileri. O hep birileri kim? Hep birileri var. O birileri kim? Hiç yok yok. Yani bu işten affedersin, nemalanan diyeyim. Nemalanan veya faydası da kim o birileri ya?